Evet, oyunumuzun 3. bölümünde bakalım neler olacak. Biraz bir tık böyle bir hoşuma gitti oyun. Hani tüketilebilir bir oyun. Hani bir kere oynadınız mı bir daha oynamak istemeyebilirsiniz. Öyle bir oyun yani. Yeni yeni modlar gelmediği sürece. Yani ben öyle düşünüyorum şimdilik. Yeni deniyorum oyunu ama. Bakalım 3. bölümümüzde ne yapacağız, ne edeceğiz görelim. Önceki bölümlerde işte geliştirmeleri falan yaptık. Oyunun göreviyle biraz ilerledik. Standart modda açtım. Öyle hatırlıyorum. Bunu bitiririz. Hikaye modu varmış. Hikaye modunu bazı bölümleri ilerlemeden açmadım. Öyle hatırlıyorum. Bakalım. Neler olacak? Bu ses neyin nesi? Tahliye noktasına ulaş. Ben o tahliye noktasına gidemem ki. Çok uzak ama. Tahliye noktası dedi. Şurası. 1500 metre gidemem abi ben. İmkanı yok yani. O yüzden düşüneceğim bazı geliştirmeler falan yapacağız burada base'imize. Çünkü yapılacak çok şey var ve hiç doğru dürüst birisini yapmadan bizi tahliye noktasına ulaştırıyor. Öyle olmaz. Ve ben burada ölürüm. Gerek yok. Biz keşfe devam edelim. Ne olacak? Çünkü 1500 metre gitmek imkansız şu an. Şu an bile zaten çok kötü. Burada bir yer varmış lan. Buraya da gitmem lazım. Hiç gitmedim. Buraya gitmem lazım. Şuraya önce bir eve gidelim de. Acaba bir gidebilir miyim falan dedim. Oyun mizahı güzel. Tatlı bir mizahı var. Ben bu sesi duymamıştım ama bunun sesi miymiş lan? Kapat oğlum şunu. Niye kapatamadım? Bunun sesi değilmiş. Salak bir ses çıkıyor ama neyse. Burası da değil. Bu arada o kadar oynadım hiç yukarı bakmamıştım. Ama bir şey de yok. Şu gördüğünüz mekanlara gidelim. Stabiliteyi sağlamak biraz zor olabiliyor. Oğlum ben küçük parça diye geldim ha neyse. Toplarız onlar base'in yakınında zaten. Zaman kaybetmeyin. Şurada ne varmış onu merak ettim. Baksana şu mesafeyi bile zor geliyoruz. Lan ben buraya gelmiştim. Dur. Burası değil. O zaman şuraya gidelim. Oraya da gidemeyiz ki abi. Yetmiyor, yetmiyor. Kendimizi geliştireceğiz mi? Çözemedim. Bir geliştirme şeylerine bir bakalım. Ben şuraya gidecektim. Görememişim. Mesafe çok kısa. Ama şöyle bir tercih yaparım mesela bunu oynayacağım şeyi oynayabilirim. Base Engineers oynarsam sanki o daha bir tık imkanlar açısından zevk veriyor. Niye bu kadar yavaşladım lan?
The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in luck if you managed to get inside. The largest condom in the world, and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the scanner scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. I used the word scanner 8 times. Siktir, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum, çok kötü. Acaba ölür müyüz? Biraz dinlenelim. Canımız dolsun. Elimdeki malzeme kırılması kötü oldu ya. Hadi. Oyun bir anda yavaşladı lan. Ne oluyor anasını satayım? Müzikleri falan çok tatlı. İşe yarar mı acaba onu? Neyse şu şeylere bir bakalım. Üretimlere. Bir merakımızı giderelim. Neler yapabiliyoruz? Ekipman. Kask falan yapabiliyoruz. Ama radyasyon koruması artı 7 diyor. Şimdi bu benim üzerimdekinden mi daha iyi? Yoksa benim üzerimdeki mi bu? Radyasyon koruması %25. Ama benim oksijene ihtiyacım var abi. Şu an için. Giderken oksijenim yetmiyor. Bu içmem lazım. Suyum var mıydı benim? Suyum yokmuş. Bir tane yemek yerim. Su için malzeme toplamam gerekecek. Sıradan suyun böbrekler yoluyla alkalizasyonu sonucunda ortaya çıkar. İçebiliyor muyum? Bir bakayım. İçebiliyorsak içelim. İçemiyoruz. Ama bunu yiyeyim. Tamam. Bana belki bundan su oluştururuz. Bilmiyorum. İşe yarıyordur. Dışarıya açılan kapı. Burada ne varmış? Aha burada kitap varmış. Giysimi çıkartacağım. Ya bu benim kıyafetim. Tamam, uzay kıyafeti. Üzerime tekrar giydim. Hani geliştirici bir mod görmedim. Ama şöyle bir şey var. Bakayım tezgah mezgah var mı? Ekipman. Bu benimki mi, benimkinden iyi olan mı? Hani benimki ise zaten niye üretmem gereksin? Üretmem ki. Kapsüller. Kapsül. Yok, parçalar. Mesela bu ne? Oksijen jeneratörü. Oksijen istasyonu ile aynı prensipte çalışır ancak sürekli yeniden şarj edilmesi gerekmez. Kapsüllere oksijen vererek derin bir nefes almanı ve yeni günün tadını çıkartmanı sağlar. Oksijen jeneratörünün yakınlarında ateş yakılması kesinlikle tavsiye edilmez. Bunu yapıp başka bir bölmeye gidip, yani uzaktaki bir bölmeye girip bunu kurmamız gerekecek galiba. Öyle çıkış noktasına götüm gideceğiz galiba. Hava kilidi, giriş görevi görür, araştırma masası. Mesela ceplerinde ekstra kaynak olduğunda ve yeni bir şey öğrenmek istediğinde zekanı kullanabilir ve araştırmacıyı oynayabilirsin. Kıyafet yapman gerekeni söyleyecek.
Kıyafet, yapman gerekeni söyleyecek, masa gitmen gereken yeri söyleyecek, ellerin bir şey yapacak ve işte bu, koleksiyonuna işe yaramaz bir şablon daha eklendi. Alüminyum, kalan elektrik bandı, reçine, titanyum. Benim bunları da üretmem lazım. Dekor, zemin, tavan, çeşitli. Bunların hiçbiri yok. Bu bölümde mi yok? Oynadığım bu modda mı olmuyor? Çözemedim. Çünkü henüz karşılaşmadığım materyaller var. Nasıl karşılaşacağım onu da bilmiyorum. Gıcık bir durum. Dur. Benim şu malzemeden yapmam lazım ama. Ekipman, aletler. Bunlar elektrik gerektiriyor. Batarya, kablo, alüminyum. Şundan yapmam lazım. Metal 3. Bu bebek de mesaj atıp duruyor uzayda. 3 tane metal lazım. Kumaşmış bunlar. Metalim yokmuş lan benim. Az önceki eşyamızı boş yere harcadığımızın işareti işte. Su içmemiz gerekecek. Bunu parçalayabilir miyim? Olmuyor. Buraya gitmiştim ben. Şu aşağıya kadar bile gidip iş göremiyorum ya. Benim metale ihtiyacım var. Metali nereden bulacağım? Şu küçük bir parçama benzemiyor ama bakacağım. Küçük bir parça değilmiş. Ama şurada küçük bir parçalık bir şey var. Lan. Konteyner. Tamam. Yine aynı hataya düştüm. Abi çok az mesafe gidiyoruz. Olmaz böyle. Su yapalım. İç abi suyu. Tamam. Bir çelik daha bulmam lazım. Üstünde iki tane çelik varmış zaten. Metal yani. Bir metal daha bulmam lazım. Güzel mantıklı bir bölüme gidelim. Şu mesela burayı da yaşanır hale getirebilir miyim acaba? Ya da bir tık daha uzak bir noktayı. Bunları hep öğrenmek lazım. Lan. Bunlar neymiş lan? Manken. Abi kesinlikle daha uzağa gitmemi sağlayabilecek bir şeyler lazım. Manken kafası. Kablo aldık. Anladık, anladık. İki adım attırtmıyorsun. Hiçbir şey. Rafine metal, bal, kablo, bunları bırakayım. Neymiş lan? Geliştiricinin dayattığı saçmalık. Ne işe yarıyor tam olarak? Ha, bunu yaptım. Tahliye noktasına gideceğim. At onları. Çelik üstünde kalsın çünkü girer girmez. Enteresan. Hiçbir şey yapamıyor oluşumuz. Kabloyu al bari. Bir metal ya. Bir metal bu kadar zor olamaz. Heh, buldum.
Hiç zaman kaybetmedim. Bak şurada bir istasyon var. 800 metre orası da. Demem ki abi ya. Ne al lan bari? Ben şurada bir kablo mu var? Şu lan şu malzemeleri üretelim. Anlaşılan baya bir metal lazım olacak bize. Bazı noktalarda kontrolü de çok zor. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Yeni şablon aldık. Şablon ala ala bir şeyleri üretmeye öğreneceğiz galiba. Lan bu bebek niye mesaj atıp duruyor? Manyak mı bunlar? Emim nerede lan? Hı. Mesela ekipman oksijen balonu elektrik bandıyla güçlendirilmiş, şişirilmiş, pürüzsüz, yeniden kullanılabilir, çok amaçlı bir tüp, sıcak kondom onlarında işlenmiş. Mucizevi bir mühendislik harikası. Oksijen rezervi artı %25, yani artı 25. Ama kondom, lastik 2 tane, kalan elektrik bandı 2 tane. Bu ne? Oksijen mumu. Biraz ondan, biraz şundan, biraz voltaj ekleyince tamamdır. Hidroliz mucizesi. Mumumla yeterince oksijen soluyamıyorsun. Soluyamıyorsun. Ama en azından birkaç boğuk soluk alabilirsin. Ya bunu yanıma alıp uzak mesafe gideceğim zaman bunu kullanabiliyor muyum? Şu an harcamasaydım çok iyiydi. Bunları niye yaratmışım ben? Tabii sol tıklayacağına sağ tıklamışım. Uzun şeylerde ihtiyacımı karşılar abi. Çünkü şimdi bana plastik lazımdı. Geri dönüşüm diye bir şey yok mu abi? Geri dönüşüm. Bir şey yap, parçalayacağım mesela. Eşyalara da bir şey gelmiş. Oksijen mumu. Üretebiliyormuşum zaten. Metal ve bataryayla bunu üretebiliyormuşum. Alkol. Tamam. Amacımız bu. Kablo, plastik, kalan elektrik bandı. Çok zor bunlar. Plastiğim hiç yok benim ya. Plastiği bir şeyden üretmenin yolunu bulmamız lazım. Birazdan su lazım olacak. Metali de alalım. Hiç olmazsa harcadığımız malzemeyi topluyorum. Ne geldi? Plastik, batarya. Güzel. O zaman bunları parçalayınca 10 numara. Bunu da parçalayalım. Bu boş geçmiyor. Şu malzeme çıktı. Bondom çıktı. Bu ne? Büyük makas gerekli. Aa. Lan. Nötrleştirmem falan. Neyse. Jenim bitiyor.
Lan gemi nerede? Ha çok, o çok yakınmışım lan. Oranın iyice bir inceleyelim. Büyük makas da yaparsak bayağı iş görür. Gereksiz malzemeleri at abi şuraya. Ben bayağı su toplamışım lan. Güzel mi? Yeterli alan yok. İçeriz. Lastik. Üst üste koysaydım bari. Batarya. Şimdi şu gereksizleri alayım buradan. Bunlar çok da bir işimi görmedi açıkçası. Yere atarım. Şunları koy. Bunu da at şimdilik. Lastik. Batarya. Koy. Şunları da yere atalım. Böyle. Tamam dur şimdi. Hadi bir daha. Büyük makas için ne gerekiyordu acaba? Gidişimizde ona da bakalım. Nötrleştir. Bunları kesmem gerekecek. Silici diyor altta, ne alaka? Tavukla yapıyor ya. Burada ne var mesela malzeme olarak? Kir. Ne çıkıyor bundan abi? Alüminyum. Aa, kirden alüminyum çıktı. Ama bir tane çıktı. Neyse, bir tane bir tanedir. Neyin nereden çıktığını öğrenelim iyice. Hiçbir şey bilmemek çok kötü ya. Şimdi şu büyük makas neyden yapılıyor abi? Ekip kaynaklar. Yeni bir şey gelmiş. Batarya üretebiliyorum artık. Tamam. Metal ve alkali ile bunu yapabiliyorum. Eşyalar alkali alkol mü oluyor? Yok, alkali başka bir şey, doğru olarak. Oraya bak. Metal 3, kablo, makaslar. Bir tane makasım var. Metalim var. Kablo. Kablom var mıydı? Bunları üzerime al abi. Bunları ben atacağım. Veya atacağım, yere atacağım orada. Gereksiz gereksiz. En azından yakın bir yerde sonuçta. Bu ne? Matkap şablonu. Ya kızım uğraşma benimle. Hepsini yığdım oraya. Aç abi. Benim kablom vardı sanki. Çocuk adam. Yok. Ha var. Dur. Kablo şeklinde değil çünkü. Yok, bu plastikmiş. Kumaş. Tamam. Sıkıntı yok. Toplarız. Onu da toplarız. Bunun canı ne kadar kaldı acaba, görebiliyor muyum? Dayanıklılık 21. Tamam, bir tur gider geliriz. O zaman bir metal daha toplayalım. Toplayalım mesela. Elim alıştı ya, öyle zırt pırt duruyorum. Daha zamanımız var. Topla topla.
Yiyecek malzemesi toplayamadım. Varmış. Ekstradan yiyecek üretebiliyor muyum acaba? Kirin içinden ne çıkacağı belli olmuyor. O kötü. Yiyecek üret abi. Depolama alanımızda pek yok. Bunları üreteyim bari. Ekipman, aletler. Şundan bir daha lazım olacak. Dayanıklılık 50 ile başlıyormuş. Diğerinin dayanıklılığı 6 kalmış. Tamam. Şimdi bunu ye, bunu da ye, bunu iç, bunu da iç. Oh, bir sürü suyumuz olmuş. Yiyeceğimiz varmış zaten de. Biraz buz toplamayalım. Ya da toplayalım. Bunları yiyeceğe çevirelim. Bir sürü de kablomuz. Ah, kablo işte var diyorum abi. Çok kablomuz var. Kablo 3 diyelim. Plastik al. Makası al. Bakayım yapabilecek miyim? Makas ne? Metal 3. Metal nereye gitti lan? Metalleri attım mı oraya? Tamam. Şunu bir üretelim. Peki o makasla oraya kesince ne olacak? Çok merak ediyorum. El abi. Tamam. Atmıyorum şimdi. Hayvan gibi kablo takmışım Silgi aldı. Aa, silgileri de böyle üretiyoruz. Tamam. Plastik ne? Plastikteki delik. Buradan başka bir şey yapılabiliyor mu abi? Yok. Sonra başka ne var kesebileceğimiz? Bir şey yapılamıyor. Gereksiz malzeme toplamayayım bari. Yine buz aldım gittim. Bunları üzerine al abi o zaman. Yemek yapalım. Silgileri de birleştirir. Malzeme yaparız. Gerçi küçük halinden daha çok yer kaplıyor lan. Birebir kullanıyor küçük karelerden. Bunu yapınca yine aynı kullanıyor. Bir şey değişmiyor. Dikine kullanıyor sadece. Sonra ekipman, aletler, eşyalar, kaynaklar. Şu kalın elektrik bandı yok. Yani bu mantıklı mesela. Bunları birleştirip küçültüyorum. Okey. Devam. Şu yanımıza büyük bir tüp yapıp da neye ihtiyacım var öyle çıktım ama neyse keşfederiz biraz sağa sola. Aa, şurada bir mekan var. Yalnız uzayın arka plan görünümü güzel yani. İdare eder.
It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading. Ben bu riskleri tutup ne yapabiliyorum abi? Mesela çok merak ediyorum. Ne el kazıcısı? Plastik. Sıkıntıya düşeceğiz. Ne aldım ben oradan? Bir tek plastik aldım. Bize alkol falan mı lazım? Böyle gösteriyor ama bir şey yapılmıyor. Yani seçilebilirse demek ki bir şeyler yapılabilir. Oğlum bu kirlerin ne kadar çok canı oluyor ya. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Allah belanı vermesin. Abi benim bir dakika ya. Lan. Sağ tıkla koyduğum için hep yere atıyorum bunları ya. Sol tıkla yapmam lazım. Alışamadım. Benim metalim yok. Az sonra yine sıkıntıya düşeceğiz. Aptallığı bir daha yapmamalı. Niye aldım kumaşı bilmiyorum. Biraz metal topladım. Çıktı. Şablon bulmak lazım abi anlaşılan. Şablon bulmazsak hiç gelişemeyeceğiz. Thank you.
Burayı daha fazla boşaltamayacağım. Üstünde kalsın, yenisini yapacağım. Bunlardan üretebilirim aslında, hiç koymayalım. Bunları at. Ay, yanlış şey yaptım. Şimdi ara ki bulasın. Vay arkadaş ya, nereye attım onu? Kolu buraya attıysam, diğeri de burada olması lazım. Ya çok önemli değil ya. Tane malzeme var deriz orada. Plastik bulamadım acaba, işte ekipman yapmam gerekecek mi? Bunu merak ediyorum. Ulan. Seni de şuraya atayım. Gerçi bunları masalara falan da koyabiliyorum, yerleştirebiliyorum da. Kim uğraşacak? Düzgünce bir yere gitmemiz lazım. Şuraya bir gideyim ya. Mesela şurada nasıl maden yapabiliyorum? Böyle mi? Yani mesela şu ne kaynağı? Alim, matkap gerekli. İşte matkabı bu yüzden yapmam lazım. Ben matkabı hep unutuyorum. Tuzlu paket. Yastık. Güzel, yeni şeyler yaptık. Lan oğlum, nereye takılıyorsun ya? Size ne olmuş lan bunu? Bu ne? Bal. Seni de alacağım. Çok da gerek yokmuş ama batarya bulduk. Şimdi matkap yapacağız, lazım olacak. Bugün bir uyuyalım. Bayağı canımız düşük. Şimdi matkap için. Aa, elimdeki alet de mi kırıldı? Çok malzeme gidiyor buna ya. Yiyeceklerden tuzlu paketi bulduk. Buz ve tuz lazımmış. Ne yapayım oğlum ben bunu? Açlık açlığını 60 gideriyormuş. O tuzlu paket en çok açlığı gideren lan. Vay. Bir susuzluğum var. Şu suyu bir içeyim. Oğlum, iki tane içtim. Neyse. Bir de aslında malzememiz kısıtlı bile sayılır ha. Matkap. Rafine metal var, batarya var, kalın elektrik bandı. O da var. Tamam. Bir matkap üretip alüminyum çıkartalım.
Şunu at. Şunu at. Şunu al. Ha. Abi sen ben mantığına ne diyeyim ya? Niye sıralıyorsun ki direkt? Alt üst düş. Bunları şuraya atacaktım. Atıyormuş zaten. Kapı almışım. Mallık işte. Benim mallığım. At onları. Şimdi sil elektrik, kalın elektrik bandını al. Bataryamız var. Başka? Unuttum. Acaba şunlarla ne kadar yol alabilirim? Artı 40 oksijen. Mesela burası 75 oksijen. Oo, bayağı veriyor lan aslında. Metal ve batarya yeterli bunun için. Batarya çok değerli bir şey ama aslında tahliye noktasına ben bununla gidebilirim diye düşünüyorum. Sadece seviyemiz biraz yüksek olsaymış. Aa, bir dakika, ekipman. Ha, radyasyon korumasıymış bu. Kablo, plastik. Plastik bulamadık hiç. Tamam, aletlerden matkaba, rafine metal. Metali hemen alalım şuradan. Bir tane matkap yapalım, alüminyum çıkartalım. Çünkü yapamayacağız yoksa. Lan oğlum ne oluyor? Mesela şu aletin şeyleri bitmeden ya bunun dayanıklılığı mı düşmemiş? Bunun 3 kalmış. Ha, bunu yeni yaptık, hiç kullanmadık zaten, doğru. Gidelim biraz alüminyum çıkartalım. Aa, uyuyacaktım. Bu şekilde gidemem. O zaman hazır uyumuşken bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde gideriz, metal çıkartırız. Kendimize 3-4 tane, 5 tane hatta böyle tüp yaparız. O çıkma noktasına bir gideriz bakalım. Belki de gitmem gerekiyordur. Boşuna bekliyorum burada. Kendimizi sağlama almış oluruz. Öyle, aynen böyle yaparız. Kendinize güzel bakın. Görüşmek üzere.